Herkese merhaba. Bugün sizlere dünyanın en ıssız ülkesi olan Nauru hakkında birkaç bilgi vereceğim. Nauru, diğer adıyla Nauru Cumhuriyeti, Güney Pasifik'te yer alan Mikronezya Adalar grubuna dahildir. Dünyanın en küçük cumhuriyeti olarak gösterilmektedir. En yakın komşusu Banaba Adası'dır. Birleşmiş Milletler'e, İngiliz Milletler Birliği'ne ve Pasifik Adalar Forumu'na üyedir. Yerleşik Mikronezya ve Polinezya'dan gelen insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Alman İmparatorluğu tarafından işgal edilerek bir koloni olarak anıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nauru, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık tarafından yönetilen bir milletler cemiyeti mandası oldu. Orta Pasifik'te Okyanusya'nın bir alt bölgesi olan Mikronezya'da bulunmaktadır. Nauru'nun nüfusu 2020 yılında 10.824 kişi olarak kaydedilmiştir. Nauru'nun başkenti Yaren'dir. Para birimi olarak Avustralya doları kullanılmaktadır. Nauru'nun resmi dili İngilizce ve Nauruca'dır. Nauru ile Türkiye arasındaki saat farkı 9 saattir. Nauru'nun coğrafyası. Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında 21 kilometre karelik oval şekilli bir adadadır. Ada resifle çevrili olduğundan liman kurulamamıştır ancak küçük teknelerle ulaşım sağlanabilmektedir. Nauru'nun verimli alanlarında muz, ananas, sebze ve pandanus ağaçları yetişmektedir. Nauru'da sınırlı doğal tatlı su kaynakları bulunmaktadır. Evlerin çatılarında bulunan su depolama tankları yağmur suyunu biriktirir. Tatlı su için adada yaşayanlar çoğunlukla Nauru'nun kamu hizmetleri ajansında bulunan tuzdan arındırma tesislerine bağımlıdır. Nauru'nun iklimi. İklim adanın ekvatora ve okyanusu olan yakınlığı nedeniyle yıl boyunca sıcak ve çok nemlidir. Nauru'da Kasım ve Şubat ayları arasında muson yağmurları görülmektedir. Ancak nadiren kasırga yaşanmaktadır. Yıllık yağış miktarı oldukça değişkendir ve El Nino güney salınımından etkilenir. Nauru'daki sıcaklık gün boyunca 30 derece ile 35 derece arasında değişmektedir. Geceleri ise sıcaklık 25 derece civarında seyretmektedir. Nauru'nun ekolojisi, bitki örtüsü eksikliği nedeniyle ve fosfat madenciliğinin sonuçlarıyla birlikte adada fauna azdır. Pek çok yerli kuş türü yaşam alanlarının tahrip olması nedeniyle ortadan kayboldu veya ender görülür hale geldi. Adaya özgü hiçbiri endemik olmayan yaklaşık 60 kayıtlı damarlı bitki türü bulunmaktadır. Hindistan cevizi yetiştiriciliği, madencilik ve tanıtılan türler yerel bitki örtüsünü ciddi şekilde bozmuştur. Yerli kara memeleri bulunmamaktadır. Ancak endemik Nauru saz bülbülü de dahil olmak üzere yerli böcekler, kara yengeçleri ve kuşlar vardır. Polinezya sıçanı kediler, köpekler ve domuzlar adaya gemiler ile getirilmiştir. Resif deniz yaşamının çeşitliliği, balıkçılığı adadaki turistler için çok tercih edilen bir etkinlik haline getirmektedir. Buna ek olarak tüplü dalış ve şnorkelli yüzme de en çok tercih edilen etkinlikler arasında yer almaktadır. Nauru kültürü, 26 Ekim'de düzenlenen Angam günü, 2. Dünya Savaşı ve 1920 grip salgını sonrasında ada halkının nüfusunun iyileşmesini kutlamaktadır. Yerli kültürün sömürge ve çağdaş batı etkisiyle yer değiştirmesi önemlidir. Eski geleneklerden çok azı korunmuştur. Buna karşın bazı geleneksel müzik, sanat ve el sanatları ve balıkçılık biçimleri hala uygulanmaktadır. Nauru İdari Bölümleri. Nauru 8 seçim bölgesine ve ayrıca köylere ayrılmış 14 farklı idari bölgeden oluşmaktadır. En kalabalık bölge 1804 nüfusuyla Denigomu'dur. Diğer bölgeler Aibo, Anabar, Anetan, Anibare, Baitsibue, Buada, Denigomodu, Eva, Lijuv, Meneng, Nibok, Uabeu ve Yaren'dir. Nauru ve spor. Avustralya kuralları futbolu halter ve ülkenin ulusal sporu olarak kabul edilmektedir. 8 takımı Avustralya kurallı bir futbol ligi vardır. Nauru'da popüler olan diğer sporlara voleybol, netbol, balık tutma ve tenis örnek gösterilebilir. Evet, bugünkü videomuzda size Nauru ülkesini araştırdım. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoya like atmayı, isteklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İyi günler.